Diyorum demişsiniz ki inek sütü insan vücuduna ağır geliyor. Kalsiyumun koyu yeşilliklerde, baklagillerde ve çiğ kuru yemişlerde olduğunu söylüyorsunuz. Mesela şimdi. Evet. Süt içiyoruz, içiriyoruz falan. Öyle bir durumlarda söz konusu. Yumurta var, peynir var. Onlarda durum ne? Şimdi yumurta süt mamülü değil. Onun için peynir. Muhteşem bir protein var orada. Yumurta ağacı yok. Yumurta... Doğadan geliyor ama. Sırf ağaç değil, doğadan geliyor. Ağaç deyince ben ona takıyorum. Hayır. Sırf vejetaryenlikten bahsetmiyorum. Do you understand why we're talking? I understand more, but I to talk, unless you say thank you, hello, how are, but I can... I hear. Talking about, about milk. I know. That's why I went like this. Yeah. Yumurta problem yok. Doğadan geliyor aslında. Süt ve süt mamullerini biz tavsiye etmiyoruz. Hayatınızdan çıkarın demiyoruz kesinlikle. Haftada bir mi? Haftada bir veya daha az şeylerle, aralıklarla. Çünkü şöyle bir şey var. Her memelinin sütü gelir. Bebekleri olduğu zaman. Her memelinin sütü o kimyada, bebeği için değişik kimyadadır. Şimdi bir ineğin sütü bize uygun değil. Çünkü biz insanız. Aynen. O inekler belirli bir kilodan çok büyük bir kiloya atlamaları lazım çok kısa bir zamanda. O bileşim bizim vücudumuzu mahvediyor. Hani çok üzüyor vücudumuz diyeceğim ben size. Ağır geliyor diyorsunuz çok, yani. Çok. Çünkü bakın ineklerin 4 tane midesi var. Bizim bir midemiz var. Onlarda korkunç bir protein ağırlığı var o sütte. Bizim anne sütü gibi değil. Kasein dediğimiz bir olay var ki protein. 300 kat fazla. Kaseini marangozlar en kaliteli uhu ham maddesi için kullanırlar. O bizim vücudumuza girdiği zaman biz onu hazım edemiyoruz. Eğer ki çok geliyorsa her gün. Bu sefer vücudumuzda kalıyor. Deri altına yerleşiyor, enerjimizi çekiyor, uykusuzluk yaratıyor, astım, alerji, kanser, her bir şekilde vücudumuzu dengesini bozuyor. Maalesef uygun değil, yani bizim vücudumuza uygun değil inek sütü. Diyorum. Ona that's true diyor. Evet, biz çocuklarımıza vermiyoruz. Hiçbir zaman vermedik. Hiç vermediniz mi? Vermedik. Hiç aramazlar. Hiç peynir yemezler mi? Yerler. Her gün değil. Hiç aramazlar. Bizim evimizde su var. Buzdolabını açarsanız tıkır tıkır. Yalnızca su hiç var. Hiç siz böyle hani ekmek, peynir, kahvaltı falan yok mu sizde? Ekmek, peynir kahvaltımız var. Çok az. Her gün değil. Onlar muhakkak her gün omlet yerler. Yulaf ezmesi yerler. Suyla yapılmış. O suyla yapılır. Yulaf ezmesi. However. Ama... You have to remember too that when you start to change how you want to look, you have to take the time. You may not have to not do those things for the rest of your life, but at least until you begin to see your body change, then you won't want to go back to those old habits. So what you're hearing is the bad side or the downside of what milk and cheese and what that does to you, but when you see yourself in the mirror, exactly. But when you, as you begin to change, you have to be committed to taking that stuff out so the body can heal and recover, and then nobody will be able to put anything back in your mouth again like that. Buyurun Karadan. I know. I had to do that. Yeah. Okay. Okay, we'll break it down. Okay, no, I got it. I'm trying to remember. Kısırsın ki şu anda hani bunların hepsi absürt geliyormuş evet. gibi. Fakat çünkü kötü şeylerinden bahsediyoruz. Fakat hani bunun geri dönüşünü aldığınız zaman, bunu uygulamaya başladığınız zaman zaten eskiye dönmeyeceksiniz. O şeyleri yemeyeceksiniz. Doğru. Yemek istemeyeceksiniz. Doğru. Şimdi, she got it. Yeah, she did much better than I did. She got it. Kısa bir reklam arası verelim. Tamam. Ondan sonra devam edeceğiz. Su tüketimi nasıl olmalı? Su tüketimi çok önemli. Biz genelde 2 litre diyoruz günde. Hı hı. Eğer ki bir de
çay kahve içiyorsanız daha çok su almanız gerekiyor maalesef bitki çayı haricinde. Şimdi onu diyecektim. Bitki çayı haricinde. Normal çay ve kahve içtiğiniz zaman ekstra su katmanız gerekiyor günlük alışınıza. O şekilde onu dengeleyebiliyoruz. Evet doğru çünkü normalde su atıcıdır çay ve kahve. Peki mesela tatlıya sizin yaklaşımınız ne? Mesela tatlı krizi nasıl aşılır? Var mı bir formülünüz? Formülü var. Formülü şöyle. Çünkü herkes geliyor bana öğlenden sonra mahvoluyorum. Tatlı krizi öğlenden sonra ve akşam geliyor. Talking about... It's a mother's question, I understand. No, it's about the sweet. Yeah. Sweet cravings. Bizim beynimizde bir tatmin merkezi var. Bu 4 kutucuk. Vücut susuzsa tatlı isteği ve açlık olarak kendini gösterir. Vücut besinlere aç ise, kaloriye değil, tatlı krizi ve açlık olarak getirir. Hormonsal bir dengesizliğiniz varsa tatlı krizi olarak gelir. Hepsi aynı şekilde geldi. Efendim? Hepsi aynı şekilde geliyor yani. Evet. Evet. Dördüncüsü de seks tatminsizliği. O da şeker ve açlık olarak gelir. Bunları biz yok ettiğimiz zaman zaten tatlı krizi yok oluyor. Genelde bir hafta içinde... Bunların hepsi yok olsa... Hayat muhteşem olacak diyorsunuz. Made her laugh. Oh, yeah, yeah, I made yeah, her yeah. laugh. Güldürdüm sizi. That's very good. Ama gerçekten gülecek bir şeydi. Tabii ben her bölümünü yok edemiyorum. Fakat susuzluğu yok edebiliyorum. Besinleri takviye edebiliyorum. Hormonsal dengesizliği de besinlerle düzenlediğim için ötekinde bir de bakar dedik. Oh, artık oldu. Ben bu kadarını yaptım, o da sana. O da kendisine kaldı artık. Talking about the four boxes. Yeah. It says if we can take care of all that, exactly. We'll be just happy. Exactly. Ay bütün soru zaten o dört tanesinde yatıyor yani her şeyde. Ama çok ilginçtir, yok oluyor. Bir hafta içinde o tatlı krizi gelmiyor. Çok ilginçtir. Ne yapıyorsunuz onun gelmemesi için? Yani hani çok su mu içiriyorsunuz? Tamam. Hayır hayır. Şey normal çok dengeli bir menü verdiğim zaman besin yoğunluğu olduğu zaman benim menülerimde şey yok. Mesela örnek veriyorum. Kraker, bisküvi. O işte zaman şey yapalım. Bir günlük beslenme. Bize bir şey çıkartın bir günü. Sabah kalktık. Sabah kalktık. Çok basit. İlk verdiğim bir menüyü söyleyeyim ben size. Sabahtan öğlene kadar mesela bazen meyve veriyorum. Minimum 5 porsiyon. Kimse yiyemiyor. Daha şimdiye kadar kimse o meyveyi bitiremedi. 5 porsiyon meyveyi. Ondan sonra güzel bir tavuk olabilir, balık olabilir, hindi olabilir. İlk 2 hafta kırmızı et vermiyorum. Cep bir temizlemek için. Kırmızı ette bir problem yok. Yanına bol sebze, bol salata. Ama o protein eksikliği Türkiye'de gördüm. Bol sebze, yani sebzenin salatada daha doğrusu yağmağı var mı? Tabii, zeytinyağı, limon, sirke. Hiçbir problem yok orada. Öğlenden sonra mesela badem, ceviz, kaju ama ben verdiğim zaman çiğ, kesinlikle çiğ olması lazım. Kavrulmamış ve tuzlanmamış olması lazım. Ben 100 gram kadar veriyorum. 100 gram bayağı dolgun bir... Doğru. Ondan sonra akşamımız fix. Bana 8 hafta, benim programım 8 hafta. 8 hafta sonra ben kimseyi görmek istemiyorum geri. Herkesin problemi aşılmış olması lazım. 8 hafta boyunca akşam yemeği fix çünkü her akşamımız böyle olması lazım. Akşam bize protein gerekli. Salatanı yiyebiliyorsun, bir sebze yemeği, etli sebze yemiyorsun, bir balık. Her gün balık yerseniz ne mutlu vücut. Her gün balık yeseniz. Balık da her gün yenmiyor. Yenmiyor maalesef. Ama bol salata, sebze ama protein çok önemli akşam. Akşamdan sonra bir şey yok. Odur problem zaten. Biz ne yapacağız? Sabah dörtlerde uyuyoruz. O büyük problem. O zaman bir şeyler yemek lazım. Genelde protein veya badem türü karbonhidratı fazla vermiyorum. Akşam vermiyorum ben akşam. Yani ha bir akşam yaparsınız. Ama her akşam maalesef, ben size bir örnek vereyim. Biz akşam meyve yemeyiz, karbonhidrat yemeyiz. Ben bazı denemeler yaparım ki kendi hastalarıma anlatayım, örnek olsun. Çünkü biz size anlattığımız gibi biz de yaşıyoruz aynı şekilde. Bir kase çilek yedim.
Ertesi günü tartıldım. Ben tartı hiç önemli değil benim için. Tartıldım. Tam 1,5 kilo ağır çıktı. Bir akşam yemem. Bunlar geçici kilodur. Çünkü vücut toplar. Bunu her akşam yapın, oturur. Ha, bir gün yiyorsan bir gün yemeyeceksin. Ona göre kendi vücudunun kendi dengesini sağlayacaksın. Evet, yani. Doğru. Peki şey, o zaman sizin bu hani vermiş olduğunuz menüler. Hı-hı. Onların hepsi mesela sporcular için falan da çok iyi olsa gerek yani. Herkes için geçerli. Bir tek kanser hastalarının menüsü değişiktir. Ama bana diyabet de gelebilirsiniz, hipertansiyon da gelebilirsiniz, asit reflü, depresyon, her bir hastalıkla gelebilirsiniz bana. Menülerim herkese uygundur. Bana kan testi getirmenize gerek yok. Hepsini iyileştirici. Bir tek kanserin protokolü değişiktir. Kanser hastalarının beslenmesi değişiktir. Hı-hı. Onu bilmem gerekir tabii ki. Onu tabii ki. Tabii ki bilmem gerekir. Demişsiniz ki günlük hayatta sık sık hani tercih edilen vitamin hapları yerine her sabah su, limon ve saf balla karıştırılacak elma sirkesi öneriyor. Ben bir dönem çok içiyordum, ondan unuttum, şimdi aklıma geldi. Ne işe yarıyor? Ben ne işe yaradığını bilmediğinden daha duydum, içiyordum da. Saf elma sirkesi aslında alkalindir. Vücudu alkalin yapar. Eminim biliyorsunuz asit, alkalin değeri vücutta. Şimdi artık sularımız var, alkalinli sularımız var filan. Vücudu iyileştirir, içten iyileştirir. Bütün hücrelerimizi temizler. Hı hı. Ve besler ve vücudumuzu dengeye sokar. Yağ yakmayı da şöyle yapar, hücreden yağı alır, kana atar ki vücut onu yaksın. Yani böyle mucizevi bir olay değil ama çok iyileşir ve çok eski bir formüldür aslında bu. Yani benim yarattığım bir şey değil. Bu çok eski bir formüldür ama onun yanında ben başka bir şey daha veriyorum. Green Vibrance diye bir product'tır. Amerikan malıdır. İçi yeşilliklerle yoğun bir besin türüdür ve bütün vitamin ve mineraller oradan geliyor. Bununla beraber o alınıyor. Evet, onu kesinlikle şey yapıyorum. Onu kesinlikle biz de kullanıyoruz onu. Ama vitamin hap olarak biz vermiyoruz. Anladım. Vermiyoruz. Hayır. Gerek yok. O şekilde. Yani tabii herkesin kendi şeysi, kendi düşüncesi. Tabii. Peki mesela hani egzersizler yapıyor, egzersizler gösteriyor, öğretiyor ya. Hı-hı. Mesela hani burada bize bir iki tane egzersiz formülü verebilir. Mesela göbekli birisi için. Göbekli bir adam. Hı. What would be your exercise for the prescription for someone that has a belly, has a tummy? My first. What would it be your recommendation? What's the word for food? Yemek. Yemek. Evet. Exercise yok, yemek. Focus on your food. Change your diet. Hmm. Exercise don't work for stomach. Ha, yeah. Göbeği egzersiz olmuyor mu? İstediğiniz kadar mekik çekin. Hadi ya. Tabii istediğiniz kadar çekin. Şimdi şöyle, burada bir yağlanma olmuş. Mide kasları altta. Tamam, yaparsınız. Alttakiler bayağı sertleşir. Ama hiçbir şey göremezsiniz bu yağı yok etmezseniz. Bu yağda beslenme ve kardiyo. Tipi bir egzersizle. But not only cardio though. No, I mean for nutrition, but not just doing this. Because you can, because what happens, I'm slow, what happens? What happens is when you exercise, the muscle, the stomach muscle stimulates. Yes. But the fat stays. That's what I just said. Yes, exactly. Exactly. Yani bunu kullanıyorsunuz ama bu hala duruyor. Aha. Peki bu mesela hani göbek için bunu söyledim. Kalça içinde, başka yerler içinde böyle mi? Hepsinde sistem maalesef bu. Bölgesel zayıflama diye aslında kesinlikle, yani ben size hiçbir formül veremem o şekilde. Bölgesel zayıflama yok böyle bir şey. Keşke olsa. Keşke. Ben de yapacağım. Ben de yapacağım. Yani çünkü daha kolay. Tabii öyle bir daha şey olsa. Tabii daha kolay. Çok sevinirdim öyle bir şey olsaydı. Ama olmadığına göre o zaman da komple bir şekilde olacak. Tabii. Neyse, çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Bu sistemle ilgili bizi bilgilendirdiğiniz için.
İnşallah yaza kadar. Ay şu çok kötü gözüküyor. Tabii kaldıracağım, hiç merak etmeyin. Kaldırma, eve götürüyorum ben. Yani. Eve götürüyorum. Gerçekten fena. Bir de insan gözü kayıyor burada bakıp evet, bakıp. Evet evet, değil mi? Şimdi her bir şey yediğimde aslında bunu izleyicilerimize tam olarak göstersek, siz şöyle bir kaldırın. Her bir şey kaldırın. Şu 2 kilo gördüğünüz şu sarı olan 2 kilo yağ yani. İşte her fazla bir şey yediğinizde şunu görüntüyü aklınıza getirin ve yemeyin, o da kas. Evet, bu selülit dediğimiz olay, selülit gider. Yani selülit budur. Tabii canım zaten. Yani belli zaten. Hala. Belli, besbelli. Belli yani. Değil mi? Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim, ben Mersi.